Benim güzel öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, güzel, keyifli bir çalışmayla yine beraberiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Biraz renkler üzerinden konuşacağız. Ana renkler, ara renkler. Ama bugün asıl yapmak istediğim şey biraz ışık gölge, biraz da bir rengin değerini ve onun tonlarını görüp üzerinde konuşacağız. Şimdi ben önceden buraya 3 tane ana rengimi uyguladım. Ana renkler neydi? Sarı, kırmızı ve mavi. Bu 3 ana renkten biz 3 tane daha ne yapıyorduk? Ara renk çıkarıyorduk. Bunlar neydi? Bu renklerin oluşmasıyla, yani sarı ve kırmızının karışımıyla biz neyi elde ediyorduk? Turuncuyu. Hemen burada göstermek istiyorum. Evet, sarıyla kırmızıyı karıştırdığımda ara ton olarak hangi rengi elde ediyorum? Tabii ki turuncu rengi. Şu şekilde. Peki bir diğer uygulamamız ne? Peki ben mavi ile sarıyı karıştırdığımda acaba ne olur? Onu da hemen buraya uyguluyorum. Mavimi sürdüm. Üzerine hemen sarımdan alıyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum. Evet. Yeşil tonumu da elde ettim. Mavi ve sarının karışımı yeşil. Peki sıradaki rengimiz ne? Kırmızı ve mavi. Hemen kırmızımdan buraya sürüyorum. Daha sonra maviden alıyorum. Ve hatta şuradan da biraz alalım. Mor rengini elde ediyorum. Kısa bir giriş yapıyoruz bunlarla. Yani ana renkler sarı, kırmızı, mavi. Bunların karışımıyla ortaya çıkan sarı ile kırmızının karışımı turuncu. Mavi ve sarı ile karışımı yeşil. Kırmızı ve mavi karışımı mor. Evet, şimdi gelelim diğer renklerin değerlerini görmeye. Evet, şimdi bugün biraz renklerle oynayacağız. Renk çeşitlerini göreceğiz. Bizlerin elimize aldığımız sulu boyalarda, akrilik boyalarda hali hazırda yapılmış tabii ki renkler var. İşte mor, turuncular, pembeler. Ama bunlar oluşurken nasıl oluşuyor? Küçük küçük onlardan görelim istiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ben bir pembe renk elde etmek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Paletimde beyaz boyam var. Bu beyaz boyamın üzerine kırmızıyı alıyorum. Ve beyazla kırmızıyı karıştırdığımda pembe renk elde ediyorum. Evet. Şöyle pembenin güzel bir tonu. Peki ben bu pembeyi önce şurayı uygulayarak göstermek istiyorum. Bu çok açık, tatlı bir pembe oldu. Bunu eğer daha koyu yapmak istersem biraz daha kırmızı ekleyebilirim. Çok açık bir pembe yapmak istiyorsam beyaz ekleyerek devam ediyorum. Yani ne kadar beyaz katarsam o kadar açık ton elde ediyorum. Koyu ton elde etmek istiyorsam tabii ki de açtığım rengi daha yoğun kullanıyorum. Hatta şöyle bir tane daha koyusunu görelim. Kırmızımı burada biraz daha yoğun kullanıyorum. Ve biraz daha hemen yanına uygulayacağım. Koyu bir pembe. Evet. Şimdi sıradaki rengimiz ne olsun? Lila yapalım mı lila? Şimdi biz hep ana ara renkleri söylüyoruz. Bir de bunların farklı tonları var. Mor. Lila morun bir tonu. Şuradan mor alıyorum. Tabii ben bu uygulamayı şu an akrilik boya üzerinden gösteriyorum. Sizler bunu aynı işlemi su
boyada da yaparak aynı şekilde elde edebilirsiniz. Şu an moruma beyaz kattım ve daha açık mor rengini elde ediyorum. Hemen onu da buraya uyguluyorum. Yine bunu koyu yapmak istiyorsam daha yoğun mor kullanabilirim. Ya da çok açık bir mor elde etmek istiyorsam yine ne yapacağım? Beyazı biraz daha yoğun kullanacağım. Yani kullandığınız miktar rengin size değerini gösteriyor. İşte değer dediğimiz şey, rengin değeri dediğimiz şey tamamen bu. Bir rengin tonu. Bunu pastel boyada, sulu boyada, akrilikte, hatta yağlı boyada bu renk çeşitlerini kendiniz istediğiniz kadar uygulayarak çoğaltabilirsiniz. Hadi bir renk daha görelim. Şimdi benim elimdeki guaj boyamda şöyle güzel bir petrol mavisi ya da yeşili dediğimiz farklı bir ton var. Ben bir de bunun açık değerini görmek istiyorum. Bunu da hemen şuraya alayım. Beyazını alıyorum. Onu da bu kısımda karıştırayım ve çok açık kullanacağım. Çok açık bir yeşil ama yeşilin daha farklı bir tonu. Mavisi daha yoğun olan bir yeşil diyebiliriz biz buna. Şöyle. Biraz daha yoğunluğunu alıyorum. Rengini biraz daha koyultacağım. Ve daha koyusunu elde ettim. Ben bunu daha açık ve daha koyu şeklinde devam ettirebilirim. Şimdi burada eklemek istediğim bir şey var. Aynı işlem paletinizdeki, yani sulu boyanızdaki, pastel boyanızdaki tüm renkler için geçerli. Peki biz bunu neden yapıyoruz? Yani zaten paletimizde, işte guaj boyamızda, akrilik boyamızda bizim için çeşitlendirmişler. Evet, ama resim yapmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Renklerle oynamak, tonlamaları öğrenmek, o zaman hayal gücünüzle beraber desteklendiğinde çok daha keyifli hale gelir. Yani işi mutfağında öğrenmek gibi bir şey. Hazır olanı değil, kendinizin keşfederek yaptığı şeyler her zaman çok daha güzel olur. Şimdi ne yapalım? Siyaha da geçelim mi? Bir tane de siyahla örnek göstermek istiyorum. Aslında bugünkü çalışmamız bizim siyah üzerinden olacak. Ama ben bunları da görmenizi istedim. Şimdi yine beyazıma siyah katarak siyahın değerini, yani tonlarını elde edeceğim. Ve griyi elde ettim. Bunu da buraya uyguluyorum. Bunu yaparken bunun birçok değerini, tonunu elde edebilirim. Şimdi mesela biraz daha koyu. Siyahtan biraz daha kattım. Evet, daha koyu gri elde ettim. Beyazı ne kadar uygularsam o kadar açık gri elde etmiş olurum. Şimdi asıl konumuza, yani resmimize geçmeden önce son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şimdi biz hep beyazla açıyoruz ya değerlerini görmek için. Sadece beyazla yapılmıyor. Yani bunu sarı kullanarak da renkleri daha canlı, açık renkler hale getirebiliriz. Ama bu her renk için geçerli değil. Yani bir morla sarıyı karıştırdığınızda aslında karşınıza bir kahverengi çıkabilir. Şimdi ben daha canlı nasıl gösterebilirim? Mesela yeşilden örnek göstereceğim. Yeşilin beyazla karıştırdığımda ve aynı zamanda sarıyla karıştırdığımda nasıl farklar ortaya çıkacak onu göstermek istiyorum. Şimdi yeşilime beyaz kattığımda şu şekilde bir açık ton, evet, elde ederim. Şöyle boyayarak göstermek istiyorum. Ve ben burada beyazı ne kadar eklersem o kadar açık ton elde edebilirim. Hatta burada yapalım.
biraz daha mat bir yeşil olmuş olacak. Yani beyazı yoğun olan bir yeşil. Peki ben bir ağaç yapmak istiyorum ve bu ağacımda daha böyle canlı açık renkler kullanmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? İşte o zaman yeşilime sarı katacağım. Sarımı aldım. Yeşilimden alıyorum. Ve daha canlı bir yeşil elde edeceğim. Sarımı biraz daha yoğun alacağım. Tekrar karıştırıyorum. Ve daha canlı bir açık yeşil elde ediyorum. Sarıyı ne kadar katarsam o kadar açık yeşil elde ederim. Evet, üsttekiler daha mat çünkü beyazla yapmıştık. Alttakileri sarıyla yaptığımız için daha canlı bir yeşil. Evet, bu kısma kadar tamam. Şimdi ne yapacağız? Hadi resmimize geçelim. Şimdi bu önümde bir cetvel var. Aslında cetvelle çizmeden de yapabilirsiniz ama ben bugün tam örnek göstermek istiyorum ve sizler için cetvelle çizeceğim. Daha büyük bir defter ya da daha küçük bir defter kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben önümde 25-35 bir defter var. Onun üzerinden örnek göstereceğim. Ve kağıdımın orta kısmına bir küp çizeceğim. Bu küpü daha sonra siyah ve siyahın tonlarıyla ışık gölgeli bir hale getireceğiz. Şimdi öncelikle küpüm için bir kare çizeceğim. Şöyle cetvelimi ortalıyorum. Evet, şimdi kağıdımın çok alt kısmından ya da üst kısmından yapmayacağım. Ortalama bir yerden başlıyorum. Hatta ben santim vererek bu çizimi bugün yapacağız. 8 santim ölçtüm. Bundan daha büyük ya da daha küçük olmasına gerek yok. 8 santim iyi. Şimdi bir küp yapacağımız için bunun eşit olması gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Önce bir kare oluşturacağım ve bunu yaparken hepsinin eşit olmasına özen göstereceğim. Hatta ölçülü gidelim. Evet. Şöyle. Bir kare oluşturdum. Şimdi bu karemin küp haline getireceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi benim için önümde bir kare var ve düz bir şekilde. Şimdi ben bunu düz bir yüzey üzerinde iki boyutlu hale getireceğim. Yani bir küp olarak çizeceğim. Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Yönü sağdan ya da soldan olabilir. Ben şu şekilde bir yön vereceğim. Her iki ucundan. Ve bunun doğru bir şekilde oluşması için yönlerinin de doğru gitmesi önemli. Yani şöyle yatay bir şekilde ve aynı yöne gidiyor. Üçü de aynı yönde. Ne yukarı ne daha aşağıya, hemen çizginin yönünde. Ve bunu da çok fazla uzatmadan şuradan kapatarak küpümü oluşturdum. Şu şekilde. Hadi devam edelim. Evet. Ben küpümü biraz daha etraflarından bastırdım. Ekranda sizlere daha iyi görünebilmesi için. Şimdi sizlerden istediğim şey şu. Küpü ikişer santim olarak düşünebilirsiniz. Ya da göz kararı da yapabilirsiniz. Şöyle ben 2 santimle bu küpümün 4 bölümü ayıracağım. Aynı işlemi burası için de yapacağım. Şimdi yapacağınız işlem şu. Üst kısmı da çizeceğim ama üst kısmı yatay değil. Alttaki çizginin yönüne doğru yapmanızı istiyorum. Yani neden? Şuranın yönüyle aynı olacak. Burayı alıyorum. Üstten yatay değil, alttan çizdiğim çizgilerle aynı yönde gitmesini istiyorum. Yani şu şekilde.
düz çizgilerimi de yaptığıma göre burada zeminimi de belirliyorum. Evet. Buraya kadar tamam. Hadi şimdi boyamaya geçelim. Şimdi boyamaya geçmeden önce hani biz ışık gölgeden bahsediyoruz ya resimde. Işık gölge ne demek? Işık gölge bir objeye yansıyan, yani ışığın geldiği taraf. Mesela benim şu an tuttuğum resimde şurada parlak bir ışık yoğunluğu var. Burası daha gölgede kalıyor. Şimdi bu küpümüzü boyarken de buna dikkat edeceğiz. Örnek veriyorum. Benim ışığım bu yönden gelsin istiyorum. Şurada. Peki ben buradan gelen bir ışık küpte nereyi daha açık ve daha koyu gösterir? Işığın buradan geldiğine göre şu alanım benim daha açık olacak. Şu kısımlar daha gölgede ve koyu renk olarak kalacak. Bunu renklerle görelim. Şimdi evet. Şimdi ben bu küpümün arka kısmını içini değil tamamen arka kısmını siyahın en saf haliyle yani hiçbir şekilde beyaz karıştırmadan en siyah haliyle boyayacağım. Devam ediyorum. Bu kenar kısımlarda boyarken acele etmeden ve elinizi kaldırmadan yani şöyle fırçayı kaldırmadan çizginin yönünde doğru giderseniz çok daha rahat bir boyama yaparsınız. Yine şu kısmı da alacağım. Önce kenarları boyuyorum fark ettiyseniz. Önce kenarlar. Çünkü genelde orada daha çok zorlanabilirsiniz. O yüzden önce kenarları halledin. Sonra dış kısmı boyamak daha kolay. Evet, şu şekilde arka kısmı tamamen boyadım. Şurayı boyamadım. Neden? Çünkü benim ışığım bu yönden geliyordu. O yüzden buralar benim daha açık tonlarım olacak. Şimdi ışık arkada kaldığına göre ve burayı simsiyah boyadığımıza göre küpümüzün değerleriyle birlikte hem tonlamasını yapmış olacağız. Şimdi bunu yaparken burası daha siyah boyamıştık. Benim küpümü ilk boyayacağım renk beyazla açacağım için ne olacak? Gri olacak. Ve bu durumda biraz koyu bir gri olacağı için çok fazla şöyle gösteriyorum. Çok açık bir renk olsun istemiyorum. Çünkü siyahtan bir açık ton olacak. Baktınız siyaha çok yakın. O zaman biraz daha beyaz katabilirsiniz. Yani iki renk arasındaki ton farkı fark edilmeli. Evet, grim galiba oluştu. Evet. Baktınız arasında çok fazla açıklık var. O zaman siyahtan tekrar ilave ederek rengi koyutabilirsiniz. Şimdi küpün ilk kısmından boyamaya başlıyorum. Ve arka zeminden rengi ayırarak bir koyu gri ile başladım. Şimdi bir sonraki renkte bundan bir ya da iki ton daha açık bir gri elde etmek istiyorum. Evet,
Fark ediyor musunuz renk değerlerini? Şimdi bu gri'mi de alıyorum ve ikinci kısmı uyguluyorum. Ve burada boyama işlemini aynı şekilde yine karşıdan ve üstten olacak şekilde devam edeceğim. Evet, rengimi uyguladım. Şimdi bu rengimden yine bir ton daha açık gri'mi elde edeceğim. Ve bu daha açık olacak. Tonları görüyor musunuz? Devam edelim. Evet, benim çalışmam bitti. Buranın devamında tamamen kendi içindeki renkleri kullanarak, yani tabağımda, paletimde kalan renkleri değerlendirerek burada da yine açık tonun geçişini yaptım. Şimdi biz siyah kullandık. Sizler herhangi bir farklı renk de seçebilirsiniz. Yani örnek veriyorum, kırmızı, kırmızının tonları. Mavi, mavinin tonları. Bir küp üzerinden gittik. Sizler dilerseniz herhangi bir şekil üzerinden, yani bu bir portre olabilir, bir daire olabilir ya da çok farklı bir şey. Onun üzerinden yine bu renk tonlarını, rengin değeri çalışmasını yapabilirsiniz. Evet, güzel çalışmalarınızı bekliyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.